Merhaba. En sevdiğim sözcükle başladım yine bu akşam. Size merhaba diyerek. Hayatın neşesinin çalındığı, hayatın tadının elimizden alındığı ve birbiri ardına kötü haberlerin üst üste yığıldığı günlerden geçiyoruz. Bunun farkındayım. Tuhaf bir hafta sonunu geçirdik. 10 Kasım'ı size bütün yönleriyle anlatacağım, aktaracağım. Neden 10 Kasım'ı bütün yönleriyle anlatacağım, aktaracağım derseniz. Bu Mustafa Kemal tartışmalarını bir tarafa koyuyorum. 10 Kasım gününde mesela ne Osmanlıcı bir siyasetin dili kullanılarak Mustafa Kemal nasıl anılır, anılır mısın ki falan, yani cümlesi bile böyle olan şeyler yaşandı. Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu babalara yönelik saygısızlık yapılmaz, onu konuşacağız. Dahası ülkemizde biz bugün haberleri alıp almama konusunda editör arkadaşlarla çok tartıştık. Ülkemizde garip bir şekilde salgın intiharlar ortaya çıkmaya başladı. İnsanların yaşamdan umudunu kesmesi bir felaket. İnsanların intihara gelmesi irdelenmeli, intiharın içine gelmesi ve etmesi irdelenmeli. Dahası toplumsal bir olgu bu. Basın mensupları arasında da tartışılan bir konu bu. Çünkü dünyanın başka örneklerinde de gördüğümüz gibi bu intihar duygusunun yaygınlaşarak toplumsal bir virüse döndüğü örneklerde var. Sosyal bilimcilerin yaptığı araştırmalarda bu görülüyor. Gencecik bir öğretmenin intiharına tanık olduk bugün. Şöyle bir hale geliyor. Hayattan vazgeçiyorsunuz ve ardınızda bıraktığınız notun birilerine mesaj olabilmesini istiyorsunuz. Bizim mesajımız şu: nefes aldığımız her an, nefes aldığımız her dakika çok kıymetli. Çünkü hayat biricik ve hayatı anlamlı kılmak için hepimizin mücadele etmesi gerekiyor. Hem kendi hayatımızı anlamlı kılmak, hem yaşadığımız topluma, hem de yaşadığımız dünyaya ve nihayetinde kozmosa katkı yapabilmek için bunu görev olarak algılamamız, saymamız gerekiyor. Ama diyeceksiniz ki mesela Rabia Naz'ın babasının gözyaşlarını gördükten sonra bu memlekette nasıl akşam rahat bir su içilir, bir çay içilir, bir kahve içilir? Haklısınız. Haklısınız. Lakin hayatın içerisinde bu anormal kaosun içerisinde güzel şeyler de oluyor. Kendi kendime düşündüm. Tersten haberler yapmak bazen, tersten gündemi anlatmak bazen faydalı olabilir. Örneğin daha önce sinema filmi hiç görmemiş çocukların ayağına sinema götüren birisi ne söyler? Bence ilginç. Neden ilginç? Çünkü birileri biz evimizde otururken, işe giderken, derdimize yanarken bunu yapıyor. Yani halen yurdumuzda sinema görmeyen pek çok çocuk var. Sinemaya gitmemiş pek çok çocuk var. Onlar sinema filmi görüyor. Başka bir şey. Beyin göçünün alabildiğine arttığı bir memlekette gencecik bir müzisyen Nil Kocamangil ayağa kalkıyor. Dünyanın başka ülkelerine gidiyor. Oralarda çalıyor. Sonra kendi yurduna geliyor. Bize çalmaya başlıyor. Üstelik popülist, uyduruk, dandirikten müzikler yapmadan violonsel sanatçısı olarak bunu yapıyor. Bunu çocuğumuza göstermeyeceğiz de neyi göstereceğiz? Bu ilginç. Bunlara ihtiyacımız var. Bunlar üzerine de düşünmemiz gerekiyor. Kaldı ki şundan hepimiz çok bıktık. Gericilik, baskı, şiddet, kavga, değerlerin ayaklar altına alınması. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bir hikayeyi mutlaka anlatmam lazım. Hafta sonu kitap fuarındaydık, 2 gün üst üste. Kitap fuarlarıyla ilgili itirazımı size söyledim. Panayır yerine dönmüş vaziyette. Bir yandan güzel insanların birbiriyle buluşması için bir zemin olduğu gibi, bir taraftan falcı, büyücü, dinci, tarikatçı, aklınıza ne gelirse hepsinin de güruh olarak toplaştığı bir yer. Eskiden bu fuarlarda edebiyatçılar en değerliydi, hep söyledim. Şimdi maalesef iş biraz tuhaf hale gelmiş ama bunu geçiyorum. Kitap fuarında bence bakışları son derece genç, bence dünyanın en güzel insanlarından birisi bir hanımefendi geldi. Annem yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum. Geldi, Enver oğlum dedi, sana hediye getirdim. O kadar kalabalık içerisinden, aman sağ olun dedim. Sarıldık, öpüştük, bir baktım bana çay getirmiş hanımefendi. Diyor ki sen çok çay içiyorsun, çayın da iyisini içmek senin hakkın. 2 otobüs değiştirdim, buraya geldim sana bunu vermek için diyor. Şimdi bu diyeceksiniz ki ne? Bu güzel. İnsandan umut kesilmez. Bunun içinde popülizm yok. Bunun içinde bir merhabanın tadı var. O merhabayı söylemekle ilgili de başka bir şey daha gördüm ki bu hafta sonunda yine. İnsanlar geliyorlar. Gelen insanlar gözlerimizin içine bakıyorlar ve merhaba diyorlar. Ben buradayım. Sadece camın arkasında değilim. Merhaba diyor. Elini sıkıyor. Ben senin yanındayım diyor. İnsanın yalnız olmadığını bilmesi çok değerli. İşte bu intihar vakalarına karşı direnç de bence insanın konusuna konu
komşu, dostuna, sevdiklerine halini hatırını sorabilmeye yeniden başlamasıyla ilgili bir şey. Bu yalnızlık belası var ya, insanın içine kapanma hali bu kötü. Dışarıda halen havalar güzel. Soluduğumuz hava, deniz, İstanbul, bulunduğunuz kentin güzellikleri, dostlar, insanlar, çocuğunuza bakabilmek, bir hayvana dokunabilmek, bütün bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Yaşam sevincimiz çalındığı anda hep şunu düşüneceğiz ki hayat bize verilmiş biricik armağan, tekrarlanma şansı yok. Çocuğumuz için, çocuğumuz için değil sadece, bütün çocuklar için, insanlık için hep birlikte bir şeyler yaptığımızı göreceğiz. Evet, bugün gerçekten yine bizim ülkemizde sıkça rastlanan dünyanın başka bir yerinde, Güney Amerika'da bir Amerikancı darbe gerçekleşti. Morales'e karşı çok ilginç olaylar oluyor dünyanın her tarafında. Bizim hemen burnumuzun dibinde, Türkiye'nin hemen burnunun dibinde Suriye meselesinde baktık ki Amerika yeniden sahaya çıktı. Bütün bela şu, ülkelerin, insanların yeraltı kaynakları, zenginlikleri kendilerinin mi olacak? Yoksa bütün bunları dünyayı sömürenler, emperyalist saldırı içerisinde olanlar kendilerine mi kullanacak? Yani dünyanın %1'ini oluşturan zenginler kulübü iktidarını sürdürerek hepimizin kanını mı emecek? Yoksa biz dünyada yaşayan halklar, farklı dillerde aynı şarkıları söyleyen insanlar el ele verip kol kola olup direnç mi göstereceğiz? Onun için merhaba sözcüğü kıymetli. Hani ben daha ekrana gelmeden siz oturduğunuz yerde ben hazırım, çayımı aldım, merhaba dedim. 90 yaşındaki annem yanımda, torunum burada, çocuğum hemen yanı başımda oturuyor, ben fermante edilmiş üzüm suyu içtim falan diyenler, hepimiz bir büyük aileyiz aslında. Bunu popülizm olarak da söylemiyorum. Nedir buradaki kastım? Şudur, insan olmayı, erdemli yaşamayı, vicdanlı kalmayı tercih edenlerle vicdansız, alçakça ve daha da kötüsü insanlığa ve kendisine ve toplumuna her şeyi ihanet ederek yaşayanlar arasında bir tercih yapmamız gerekiyor. Hafta sonu çok konuştuk. Devrimci Mustafa Kemal'i anlattık arkadaşlarımla birlikte. Salonda insanlar vardı. İfade özgürlüğü nedir, ne değildir onu da gördük. Kimsenin, inanın bana, kimsenin birbirini dinlemeye tahammülü yok. Zaten söyleneni anlamaya mecali de yok. Felaket günlerden geçiyoruz. Sözün değerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Ancak dinlemek yerine tepki verirken bir de fikirle değil, neredeyse küfürle falan saldıracak hale gelinmiş insanlar. Cumartesi gecesi sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Tek bir cümle yazdım. Güzel bir akşamüstüydü. Damıtılmış üzüm suyu elimdeydi. Ve saygıyla anıyorum dedim. Allah, bir grup insan ne küfürler falan. İnsan yaptığı şeyin eylemlerin ardında durabilmeli değil mi? Netice itibariyle biz hayatımıza kendimize ihanet edecek işler yapmadık. Çoluğun çocuğun ırzına geçen tarikatlar, cemaatlere bir sözünüz çıkmıyor, bir cümleniz çıkmıyor. İnsanların karşısında toplumun malı, mülkü, her şey çalınmış, ölüm karşısında insanlar donmuş kalmış halde bir sözünüz yok, hiçbir şey olmuyor. Biçimsel olarak bir takım şeylere saldırıyorsunuz. Dahası Mustafa Kemal'i biz andığımız zaman vay efendim diye cümleye başlayan insanlar. Bunlar neoliberal siyasetin artıkları. Bunlar Özal'la birlikte başlamış, 80'lerden sonra gelmiş neoliberal siyasetin kiri pası. Bize Mustafa Kemal tartışmasına girecekseniz gelin Hodri Meydan girelim. Elbette ki tarihi ileri taşımıştır Mustafa Kemal ve bu ilericiliğin yanında durmamız gerekir. Ama hep söyledim, eğer laiklikten vazgeçerseniz ortada bir cumhuriyet falan kalmaz. Önce laiklik olacak. Cumhuriyeti taçlandırmak, sonra demokrasi olacak, hukukun üstünlüğü olacak ve ekmeği eşit bölüşeceğiz. Yok, eğer ekmeği eşit bölüşme içinde yoksanız orada biz yokuz, o olmaz. O doğru değil. Neyse, işte böyle geçti hafta sonu. Cuma günü Mudanya'daydık. Birinci kuru bitirdik yazarlık atölyesinde. Dostlarla sarmaş dolaş olduk, vedalaştık. Yeniden buluşmak üzere söz verdik. Edebiyat konuşmak iyi geliyor, bunu söyleyeyim. Hafta sonu dostlarla birlikte saygıyla andığımız gün kadehleri kaldırmak iyi geliyor. Dostların gözünün içine bakmak, söyleyeyim. Kitap fuarında bir teyzenin size çay getirmesi, bir başkasının çoluğunu çocuğunu getirip tarı bak bu adamı demesi, neden tanıyayım dediğinde iyi bir şeyler söylemeye çalışıyorum, çalışıyor demesi hoşuma gidiyor. Ve bugün biraz sonra göstereceğim, çocuklara sinema götüren birinin olması. Biraz sonra göstereceğim, bir genç kadının dünyanın başka ülkelerinde müzisyen olarak gelmesi ve şimdi Türkiye'de bize çalıyor olması, söylemesi. Biraz sonra canlı canlı göreceksiniz. Bunlar önemli. Bunlar yoksa yaşamakta yok. O halde ne diyoruz? Bir günü Türkiye'yi ve dünyayı anlamak için, ki bugün dünyadan çok söz edeceğiz, size ayrıntılar yeter. Ve lütfen üşenmeyin. Bu saatte ne yapın edin, merhabanızı eksik etmeyin. O merhaba var ya, merhaba yaşam sevinci. O merhaba var ya, merhaba umut. O merhaba var ya, merhaba o çok değerli, o bittiği gün soluklarımız da tükeniyor. O halde haydi bakalım.
Hepinize merhaba. Evet sevgili dostlar, sizlerden gelen mesajlara baktım, gelmeye devam ediyor, memnun oluyorum. Yurdumuzun farklı bölgelerinden bugün çok önemli bir düşünürü kaybettik, Mümtaz Soysal hocamızı. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları iyi değerlendirirsek, o koşullarda kimin ne tepki verdiğini doğru anlamaya çalışırız. Doğru anlarsak da yolumuzu doğru buluruz. Mümtaz Soysal, Türkiye'de kamuculuk anlayışını savunmuş çok önemli bir düşünce insanıydı, sosyal bilimciydi, siyaset insanıydı. Uyumsuzdu, aykırıydı. Birilerine göre sevimsizdi. Bunun bedelini defalarca da ödedi. Mümtaz Soysal hocamızın ödediği bedellerin arkasına biraz daha baktığımız zaman küresel saldırı altında olan Türkiye'nin haklarını savunma çabası olduğunu görüyoruz. Mümtaz Soysal bir geleneğin devamıydı. Cumhuriyetçi, aydınlanmacı, laik, devrimci bir geleneğin devamıydı. Kamucuydu. Toplumsal meselelere duyarlıydı ve bu kamuculuktan bir milim olsun sapmamıştı ve artık Mümtaz Soysal yok. Yaşamdan ve ölümden söz ettik ya, bir taraftan hiç kimsenin ömrünün sonsuz olmadığını biliyoruz. Mümtaz Hoca uzun yaşadı, 90 yaşına kadar yaşadı ve nihayetinde ardından biz bu akşam onun hakkında diyoruz ki Mümtaz Hoca halkına ihanet etmeden yaşayan bir düşünürdü. Bu çok sevdiğim güzel bir fotoğraf ama bir fotoğraf daha var, onu da göstermek istiyorum. Çünkü bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Mümtaz Hoca yanında da Sevgi Soysal, Mümtaz Soysal, Sevgi Soysal. Bu fotoğrafta eşine bakarken ki duygularını herhalde hepiniz görüyorsunuzdur. Çünkü baktığı kadın hepimizin hayranlık duyduğu, aşk duyduğu bir kadın. Sevgi Soysal. Edebiyatımızın zirvelerinden biri. Hem kadın olarak direniş göstermiş, kadın olarak sözünü asla esirgememiş biri, hem edebiyatımızda çıta atlatmış biri, hem de gerçekten özellikle 12 Mart faşist darbesine karşı mapushaneye girip orada bedel ödemiş biri. Bu iki güzel insanın ikisi de yok. Belki de hani romantik bir şekilde söylemek gerekirse buluştular. Sevgi Soysal deyince elbette ki Yıldırım Börge Kadınlar Koğuşu'nu okumanızı hararetle öneriyorum. Romanlarını okumayanlar varsa çok yazık ama Yıldırım Börge Kadınlar Koğuşu gerçekten olağanüstü bir belge niteliği taşıyor. Olağanüstü bir kitap. Tabii ki Şafak'ı mutlaka okumanızı öneriyorum. Olağanüstü bir roman. Tanterosa'yı okumanızı öneriyorum. Daha doğrusu Sevgi Soysal'dan ne bulursanız okuyun. Hocaya gelince, hoca yıllarca köşe yazarlığı da yaptı. Bugünkü gibi kendi dilini bilmeyen, kendi dili hakkında herhangi bir fikri olmayan, üstelik yazdıklarının içerisinde düşünce olmayan insanların tam tersine her yazısıyla ortaya bir boyut getirdi. Her yazısıyla düşünsel bir zemin hazırladı ve özellikle yetiştirdiği öğrencilerle de bizim düşünce hayatımıza, entelektüel hayatımıza yani ve siyasetimize büyük katkı yaptı. Ve hiç unutmayın, hoca anti-emperyalistti. Hocanın bu karakterini hiçbir zaman unutmayacağız. Ömür avuçlarımızın arasından kayıp gidiyor ama Mümtaz Hoca'yı ve yanında hele de Sevgi Hanım olunca gülümseyerek ve güzellikle anıyoruz. Yaşam sonsuz değil ama bellekte güzel kalmak mümkün. Şimdi sizi genç bir sanatçıya götüreceğim. Aslında şöyle yapabilirdik, şöyleyle düşündük. Ya programın sonuna doğru atalım falan diyebilirdik. Söylenecek çok şey var. Ama istedim ki hayır ya, programın başında hak ettiği yerde genç bir sanatçıyı siz tanıyın. Çünkü bizim ülkemizin insanında bir umutsuzluk salgını varken genç insanlar bizim umudumuzdur. Sizi Nil'in hikayesine götüreceğim. Nil kimdir? Önce onu göreceksiniz. Popüler müzikle değil, gerçekten violonselle dünyada nasıl ses getirmiş getirecek. İki gün sonra yine çalacaklar Türkiye'de. Geçen hafta ben dinledim, çaldılar. Çok değerli bir şey yapıyor. Ve ben önce gurur duyacağımız kadınlarımızı, gurur duyacağımız insanlarımızı size bir bir tanıtmak istiyorum. Neden derseniz, İşkembe-i Kübra'dan umut dağıtmıyoruz. Somut, gerçek, yaşayan bir şekilde yapıyoruz. İşte Nil'in hikayesi. Evet sevgili dostlar, Nil burada. Nil Kocamangil, hoş geldin. Ben tabii Türkiye'nin bu içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde geçen hafta Atilla İlhan Şiir Ödülünü kazanan şair arkadaşım Tuğrul'u da yayına aldığımda aynı şeyleri söylemiştim. Duygum şuydu açıkçası. Türkiye'de sanatta her şeyde popülizme kurban gitmiyor. Değerli şeyler oluyor. Türkiye'de önce konservatuardan biraz konuşalım. Daha sonra yurt dışlarını. Çünkü yurdumuzdan bir beyin göçü var. Ama sen beyin göçü değilsin. Hem oradasın hem buradasın. Dünya sanatçısı oldun. Sağ olun. 9 yaşındayken başladım. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Diva Tokay'la başladım. Daha önce hiçbir eğitim almamıştım müziğe. Direkt 9 yaşında okula başladım, violonselle. Daha sonra lisansı bitirdikten sonra master için Köln'e gittim. Köln'de ilk master'ımı tamamladım. Daha sonra Paris Konservatuvarı'nda ikinci master'ımı yaptım. Üçüncü master olarak da oda müziği eğitimi aldım. En sonunda Leipzig'te doktor eğitimimi tamamladım. Şimdi öğretim görevlisiyim okulda. Şimdi sen doktor violonselcisin yani. Sevgili seyirciler, bakın çok acayip şeyler oluyor. Hani böyle milliyetçilik tatavaları yapanlar var ya, bir de gerçeği konuşuyor. Mesela o ülkelerde Türkiye'den gelen bir sanatçı olduğunu görünce, ben Avrupa'ya gittiğim zaman görüyorum. Belli bir yadırgama oluyor. Çünkü nedense bize dair hani o laik, demokrat, cumhuriyetin çocukları değil de başka şeyler de akla geliyor. Nasıl karşıladılar seni? Yetenek mi bilek güreşinde önde geliyor? Ne oluyor? Bence yetenek geliyor. Ben pek şeyini çekmedim, bir zorluğunu çekmedim. Mesela Fransa'da kendi okulumda tek Türk öğrenciydim. Hiçbir zaman bir zorluğunu çekmedim. Aksine çok yardımcı oldular. Çok hoşlarına gitti ben Türk'üm deyince. Dolayısıyla o grupta ben yer almıyorum zorluk çekenler arasında, ama var galiba. Peki oradaki şey nasıl? Yani sonuçta bir kadın olarak Avrupa'da yaşamak çok daha kolay. Türkiye'de çok daha zor. Kendini gerçekleştirme sorunu açısından da. Bir de hani sonuçta onların kültürünü onlara satıyorsun. Netice itibariyle bu çalgı, bu müzik bizim toprağımızdan olmuş bir müzik. Evrensel, hiç kuşku yok ki, ama o dil nasıl kuruluyor? Yani müziğin dili, sanatın dili nasıl kuruluyor? Yani dediğim gibi ben herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Sizin de bahsettiğiniz gibi yetenek önde geliyor. Tabii sıkıntı şu, biz de biraz daha geç başlıyoruz konservatuvarlarda eğitime. Ya, veyahut da yani müzik bizim hayatımıza biraz daha geç giriyor. Herhangi bir mesela Rus, Bulgar, bunlar daha 3-4 yaşlarında başlarken biz mesela ben 9 yaşında başladım. Arkadaşlarım var 13 yaşında başlayan. Ailesinden gelip çok erken başlayan var, ama onlar daha nadir. Dolayısıyla hani onun bir zorluğunu çekmiş olabiliyoruz biraz daha geriden onlara yetişmeye çalışmakta. Ama şimdi Türkiye'nin yaşadığı bir sorun var, yeni bir sorun. Dünya ise buna farklı bakıyor. Biz göçmenlere karşı şeyiz, biraz böyle mesafeli duruyoruz. Mesela öte taraftan da dün bir Türk kökenli birisi belediye başkanı oldu Almanya'da. Aslında gerçeği şu, bir Alman vatandaşı o. Ve aslında ikinci kuşak Alman anladığım kadarıyla. Ama biz ondan gurur duyuyoruz. Bir taraftan ülkemize kimse gelmesin ama biz her yere gidiyoruz, gidelim duygusundayız. Halbuki sen çoğulcu ülkelerde yaşıyorsun. Evet. Çok dilli, çok kültürlü. Biraz bunu da bize anlatabilir misin? Çünkü bu çalgı ve bu müzik aynı zamanda insanlarla iletişim kurmanı da kolaylaştırıyor bir taraftan. Bir dil çünkü bu. Onu anlatır mısın, ne olur? Dünya nasıl? Yani müzikle, dediğim gibi mesela geçen gün siz konserimize geldiniz. Sahnede biz bir Fransız, bir İsrailli, bir Türk ve bir Tayvanlıydık. Şimdi yanımdaki mesela İsrailli arkadaşım da normalde politik durumlarımızdan dolayı hani biraz bir araya gelmemiz çok zorken, müzik bunları kolaylaştırıyor. Bütün ülkelerden insan. Biz müzik aslında konservatuarlarda diyeyim veyahut da müzik camiasına pek fazla bu politikanın ülkelerin arasındaki durumların etkisini gördüğümüzü zannetmiyorum. Tam tersi yani, oluyor. Tam tersi oluyor. Hiç yani, öyle bir problem olmadığı çok, için çok kültürlü daha türlü başka türlü açıklayamıyorum yani. Demin söylediğin şey önemli. Müzik bizi birleştiriyor yani. Demin söylediğin şey önemli. Çok acayip bir şey. Bir Uzak Doğulu var. Evet. Bir İsrailli var. Sen varsın ve ortaya hakikaten, sevgili seyirciler, keşke bir daha çalsalar. Tekfen Filarmoni'yi ben izlemeye gideceğim. Çarşamba değil mi İstanbul'da? Çarşamba günü. Çarşamba izleyeceğim. Ama bir şey söylemek istiyorum. Ben o da müziği meraklısı olan birisi olarak, çok sarsıcı bir ekip. Olağanüstü bir tını yakalamışlardı ve çok da ilginç bir şeye tanık olduk. Abi, nasıl prova yapıyorsunuz mesela? Nasıl bir araya geliyorsunuz dünyanın başka ülkelerinden insanlar? Valla biz aynı okulda okuduğumuz için bir şey, yani bir araya gelmemiz çok kolay oldu, ama bazen mesela festivallerde falan bizi konserler için ayrı yerden insanları çağırıyorlar. 2-3 provamız oluyor. Hızlı bir şekilde çalışıp bir anda konsere çıkıyoruz, ama dediğim gibi okulda olduğumuz için biz daha fazla rahat rahat çalışabildik. O bizim şansımızdı ama. Bu ekip oradan devam edecek tüm dünyada herhalde konserlere. İnşallah. Bizim de şöyle bir sıkıntımız var. Tayvanlı piyanistimiz askere gidecek. Ne zaman gidiyor? Vallahi galiba Ocak'ta falan gidecek. Dolayısıyla bir ara vermek zorunda kalacağız gibi. Benim tanıdığım iyi bir piyanist var. Beraber tanışıyoruz. Peki son iki şey daha soracağım. Bunlardan bir tanesi şu. Bizim insanlarımız, yani özellikle artık umuda ihtiyacı var bizim insanımızın. Ben seni seyrederken çok duygulandım. Aydınlık bir Türk kadını ve sonuç itibariyle dünyada da çalıyor. Türkiye'de de çalıyor. Artık sen Türkiye'nin değilsin. Tüm dünyanın bir sanatçısın. Bizde klasik müzikte bir yabanilik, bir yabancılık hissedilirdi. Ama öyle değil. Bizim de çok başarılı sanatçılarımız var. Biraz onu anlatır mısın? Bizim ülkemiz müzik dinleme konusunda da biraz problemli çünkü.
Yani bizim de aslında müziği biraz daha sevdirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben de biraz nasıl söyleyeyim? Yani klasik müziği biraz daha mesela Fazıl Say gidip köylerde falan çalıyordu, onu hatırlıyorum. Biraz daha bunların sıklaşması lazım. Çünkü insanlar klasik müzik kendi ayaklarına gelmedik. Yani bir şekilde onlara tanıtılmadıkça da geri duruyorlar ve bilmiyorlar ve hep böyle ön yargılarla yaklaşıyorlar. Biraz daha fazla bu işin de peşinden gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun böyle ne bileyim sezon programlarında Anadolu Rock'ta falan değil de yine böyle daha kolay dinlenebilen eserlerle gerçek belki de. Gerçek ürünleriyle. Yani gerçek ürünleriyle olmalı yine. Çünkü seyirciler onları dinledikten sonra yine o tip bir program bekliyorlar. Dolayısıyla daha böyle kolay dinlenilebilir repertuarla bence ulaşabiliriz daha fazla halka. Peki son bir şey soracağım. Şimdi bizim konservatuarlarımız aslında hayatın tamamında Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından biri. Mustafa Kemal'in hani diyorlar ya tartışmalı ilericilik gelecek tartışması. Adam sadece altyapı yapmıyor, üst yapı da yapıyor ve çok önemli bir şey yapıyor. Ve sonuç itibariyle bugün o konservatuarların varlığı Türkiye'de aslında çok temel bir unsur bir yandan. Sen bir konservatuar bitirdin ve dünyada hocalık da yapıyorsun. Bu işi yapmak isteyen ve şu anda muhtemelen bizi izleyen pek çok insan var. Bir öğüt beklemiyorum, ondan çok hoşlanmam. Ama kendi yolculuğunu kısacık söylersen, bizde çünkü biraz sabır ve irade sorunu var. Onu biraz anlatır mısın? Ben onu söyleyecektim. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü benim de çok zaman oldu bazı şeylerin olmadığı veyahut da çok daha geç oldu. Sabrettikten sonra geliyorum. Ya mesela benim enstrüman problemim vardı. Yıllarca enstrüman, daha iyi bir enstrümana geçmem için destek bulamadım. Çünkü çok zor durumlar bunlar. Daha sonra... Pahalı. Çok pahalı. Yani siz de artık biliyorsunuz. Çok pahalı. Dolayısıyla yani mesela ben yıllarca Türkiye'de destek aradım, bulamadım. Sonra İsviçre Alplerinde bir Türk'le tanışıp... Şimdi kendisi büyük babam gibi oldu. Yani beni inanılmaz destekliyor sağ olsun. Böyle şeyler biraz sabırla ve motivasyonla geliyor. Ben her zaman yani bir şey olmadığı zaman kendimizi kapatmamamız gerekiyor bence. Hep bir sonraki diye devam etmek gerekiyor. Gençlerin bence biraz daha sabırlı ve motive olmalarını şimdi öneririm. Sevgili dostlar, benim hayatımda, benim hayatımın kırılma noktalarında ustam Feridun Benden çok önemli bir rol üstlendi. Çerçöp okuyacağım, hangi kitapları okuyacağımı bana gösterdi. Ve sanatta, edebiyatta usta-çırak ilişkisi çok belirleyici bir iştir. Onunla bitirelim istersen. Bir ustan vardı. Şimdi tabii sen de artık usta oldun ama o ustalık ve çıraklık ilişkisi hayat boyu bir de yaşam açısından önemli. Kimdi, nasıl oldu biraz da ondan söz edelim. Çünkü bunun da altını çizmek gerekiyor. Türkiye'de öğrencisiyle birlikte kalbi atan insanlar da var. Yani ilk olarak Dilba Tokay'la başladım. Kendisidir ustam. Yani sağ olsun hocalığının dışında önemli olan bize çok destek olup bize hep bir yerlere göndermeye çalıştı. Ben çoğu arkadaşımdan duyuyorum hani bir yerlere gitmeleri biraz engelleniyor. İnsanlar öğrencilerini pek paylaşmak istemiyorlar ama bu çok önemli bir şey. Yani zamanında bu şekilde itilip destek görmeseydik yani şu anda Almanya'da okudum, Fransa'da okudum, şimdi Almanya'ya geri döndüm vesaire. Bunlar da tabii ki çok büyük bir etkisi var yani. Şahane. Nilay'ın şahane de bir annesi var. Bizi sürekli izliyor. Ben de çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Değerli dostlar, ben neden Nil'le sizi tanıştırdım? Bir kere çarşamba akşamı Tekfen'e gidin. Gerçi orada Nil solist değil. Yakında solist olacağım bir yer var mı? Var. Ne zaman? 16 Ocak'ta Bursa Devlet Senfoni Orkestrası, 1 Şubat'ta Bilkent Senfoni Orkestrası, İstanbul'da da Borusan Kuartet ile beraber o da müzik konserimiz var. Beşli olarak 16-17 Aralık'ta. Hah, 16-17 Çağlar'la birlikte çalışıyorsunuz. Tamam. Aynen Çağlar. Tamam. 16-17. Şimdi ben Bursa'dakine gidebilirim. Ankara zor. Çünkü Bursa'ya hafta sonları gidiyorum. Oraya gideceğim. İstanbul'da Borusan Kuartet şahane bir ekip. Ona da gideceğim. Ne olur, ne olur iyi müzik dinleyin. Bakın zihniniz açılır. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Dünyanın en güzel yüzlü kızlarından biri. Gencecik bir insan. Ve şu anda doktor yani bakmayın benim böyle dediğime. Bu konuda başka bir şey yaptı. Bu ülkeden umut kesilmez. Niye biliyor musunuz? Şimdi Nil de buradayken bir şey daha göstereceğim. Sinema izlememiş çocuklara sinema götüren insanlarımız var. Bugünü biraz böyle açtık. Nil'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi ki geldi. Çarşamba günü ben izleyeceğim onu. Ama
siz de hani diyorsunuz ya insandan umut kesilir mi? Hep şunu düşünün. Nile bakın. Çocuklarınızın o yolda gittiği zaman usta çırakçısını da önemseyin. Ama mutlaka ve mutlaka umudu arttırın. Şimdi bir başka güzel insana gideceğiz. Önce bir ona bakalım isterseniz. Evet, bu akşam böyle başladık. Bilmiyorum bunlardan sıkıldınız mı? Güncele geliyoruz çünkü ama ben açıkçası size ne kadar çok edebiyattan, ne kadar çok müzikten söz edersem o kadar memnun oluyorum. Bir yandan ruhumuzun da inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat hayat bize öyle şeyler gösteriyor ki pes dedirtecek şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Dün 10 Kasım'dır. Mustafa Kemal uzun yıllardır Adalet ve Kalkınma Partisi sayesinde devletin elinden kurtuldu, halkıyla kucaklaşmaya başladı yeniden. Her zaman halkın gönlündeydi, kabul. Ama bir şekilde devlet halkın elinden almıştı sanki. AKP iyice onu buharlaştırmak istedi. Fakat bambaşka bir şey oldu. Halkla birlikte Mustafa Kemal bambaşka bir hale geldi. Dolmabahçe doldu taştı. Anıtkabir doldu taştı. Bunun bir mesajı vardı herhalde. Ama gelin de bir başka mesaja dönelim. O mesajı. Nevşehir Belediyesi gerçekten bize pes dedirtti. Dilimizin yutmamıza neden oldu falan. Efendim Nevşehir Belediyesi 10 Kasım günü Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak. Hani şimdi herkes Atatürkçü oldu falan ya. Bu arada hiç unutmayın bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gardırop Atatürkçülüğünden bıktık dedi. İlhan Selçuk'un sözüdür. Nadir Nadi Bey'in de faşistlere karşı 12 Eylül'cülere karşı ben Atatürkçü değilim dediğini, siz Atatürkçüsünüz ben değilim, siz Atatürkçüyseniz ben değilim dediğini hatırlayarak şu tabloya bir bakalım. AKP'li Nevşehir Belediyesi manevi kuvvetler bilhassa ilim ve iman ile yüksek bir şekilde gelişir demiş Gazi Mustafa Kemal. Onu bağlanından kopart, ondan sonra çat, bakın buna yakın plana girelim. Arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ten söz ediyorsunuz. Nevşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir belediyesi. Fotoğraftaki sözün sahibi Mustafa Kemal Atatürk. Fakat fotoğraftaki olan beyefendi Recep Tayyip Erdoğan. Hayaldi, gerçek oldu. Tekrar ediyorum. Efendim 10 Kasım gününden söz ediyoruz. 10 Kasım günü Mustafa Kemal'in aramızdan ayrıldığı gün. Ve Mustafa Kemal bir devrimci. Sonuçta neden devrimci olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. İngiliz arşivlerinden çıktı. Ben söylemiyorum, İngilizler de söylüyor. Lakin Nevşehir Belediyesi galiba Mustafa Kemal'in fotoğrafını kullanmayı zul saymış. Ve orada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı söz Mustafa Kemal'in, görüntü Recep Tayyip Erdoğan'ın, biz böyle durumlarda ne diyorduk? Hayaldi, gerçek oldu. Peki Mustafa Kemal tartışmasını biraz daha derinleştirelim. Burada önümde bir görsel var. Ben söylemiyorum. Mustafa Kemal'i devrimciliğinden kopartırsanız geride hiçbir şey kalmaz. Bunu hep söyledim. Devrimciliğinden kopartırsanız geride hiçbir şey kalmaz. Ben söylemiyorum. İngilizler söylüyor. Hani diyorlardı ya bazıları İngilizlerle işbirliği yaptı falan. Bakın İngilizler Mustafa Kemal hakkında ne demiş? İngiliz istihbarat raporlarında Atatürk devrimci ve tehlikeli. Güzel. Çünkü devrimci tehlikelidir. Neden? Çünkü egemenlerin isteklerini ortadan kaldırır. Neden? Devrimci halkı için mücadele eder. Neden? Devrimci bağımsızlık ruhunu taşır ve uyumsuzdur. Neden uyumsuzdur? Halkı için uyumsuzdur. İngiliz istihbarat raporlarında Mustafa Kemal Atatürk için şöyle deniyor. Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu'da başlayan hareket devrimci ve tehlikeli bir niteliğe sahip. Şimdi arkadaşlar, bu arkada dursun. Bu kritik bir şey. Bakın. Çok önemli bir şey söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimciliğini kaldırırsanız geride hiçbir şey kalmaz. Ne yaptı devrimcilik olarak Mustafa Kemal Atatürk? Ümmettin, kuldun kul. Oradan aldı seni yurttaş yaptı bir. İki, bu ülkede din ve devlet işlerinin ayrılması gerektiğine inanan çok önemli bir insandı. Tam gerçekleşemedi hala maalesef ama laiklik dedi. Orta Doğu coğrafyası bir bataklık. Orada laiklik demek cesaret ister. İki, üç, meclisi kurdu. Belki demokrasiyi kendi ömründe göremedi ama bu açıdan daha önceki meclisin ve bu sandaki padişahla birlikte giden süreci bitirdi. Başka bir şey yaptı. Ve seküler bir hayatı getirdi. Ve bilime inandı Mustafa Kemal Atatürk. Ve Kuvayi Milliye netice itibariyle tarihi ileri taşıttı. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ü bağlamından koparttığınız zaman geriye elinizde hiçbir şey kalmaz.
O yüzden bugün bir takım tiplerin, bir takım sistemle uzlaşmış olan sermayedarların, bir takım reklamlarda Mustafa Kemal falan gösterenlerin bilmesi gereken şey şu. Bir kuvacıyla karşı karşıyasınız. Peki, şimdi size önemli bir şey göstereceğiz. Anıtkabir. Anıtkabir kimin yattığı yer? Mustafa Kemal Atatürk'ün. Peki Anıtkabir'de dün ne oldu biliyor musunuz? Bir izleyelim bakalım. Şimdi Anıtkabir'e giderken bir insan, Türkiye'nin kurucu liderine giderken bir insandan biz asgari olarak ne bekliyoruz? Saygı, ölçü. Bakın Türkiye'nin yitirdiği en önemli şey ölçüdür, etik değerleridir. Anıtkabir'e giderken Recep Tayyip Erdoğan diye bağırmanın anlamı ne? Zaten 365 günün 364'ünde bağırıyorsunuz. Bir günde susun. Saygı gösterin. Yani öyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz ki, öyle bir tablo bizim yüreğimizi acıtır hale geliyor ki, farkındaysanız bakın. Bir ülkenin kaybedebileceği en önemli şey, ortak değerleridir. Bu ülkenin ortak değerleri çoktan örselendi. Biraz sonra saat başında bunu tartışacağız nelerin olup bittiğini. Lakin bakın İngilizler diyor ki Kuvayi Milliye ve Anadolu'daki hareketi katsediyor Kuvayi Milliye'yi. Diyor ki devrimci bir hareket, dikkat edin diyor. Bakın bu önemli. Siz bunu bağlamından koparttınız yetmedi. Acı bir şey söyleyeceğim ama Cumhuriyet'in kuruluşundan önceki İstanbul hükümetinin içinde bulunduğu koşullardan daha geriye gitmiş durumdadır Türkiye'nin düzeni. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve öyle bir hale geldik ki eğer siz bir ülkenin kurucu liderine saygı göstermeyecek hale gelirseniz, eğer ki siz artık bütün değerleri ayaklar altına alırsanız, o ülkede insanlar birbirine selam vermez, merhaba demez, nasılsın demez hale gelirse bunun sonu felaket olur. Anıtkabir'deki saygısızlık ki bugünlerde herkesin Mustafa Kemalci kesildiği günlerde, kimin kim olduğu belli olmadığı bu günlerde çok ama çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Tekrar ediyorum, Türkiye dün bunu yaşadı. Saat başında 10 Kasım'da Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı, Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevabı ve Mustafa Kemal ticareti yapanların durumunu göstermeye devam edeceğiz. Şunu söyleyerek birinci bölümü tamamlayalım. Dostlar, elbette ki umudu köreltmeyeceğiz. Elbette ki boynumuzu bükmeyeceğiz. Ama şunu da yapmayacağız. Sakın ha sakın. Kimseye de eyvallah da etmeyeceğiz. Gereken cevabı da verecek iradeyi ortaya koyacağız. Çok acayip günlerden geçiyoruz. Ama çok acayip. Bilmiyorum saat başında benle olur musunuz? Birinci bölümde sıkıldınız mı? Ama eğer saat başında beraber olacaksak lütfen ses verin. O sesiniz gür çıktığı müddetçe biz burada kendimizi yalnız hissetmiyoruz, mutlu oluyoruz. Gökçe hazırlamış. Verelim belleği.